Özel Esentepe Hastanesi Olay Sağlık Programını sunar. Sağlık programından mutlu günler sevgili izleyiciler. Yepyeni bir programda yeni bir konu ve konukla tekrar karşınızdayız. Diyabetik, daha yaygın ismiyle halk arasında bilinen ismiyle şeker hastalığını konuşacağız bugün programda nedenleri, belirtileri, tedavi yöntemleri hepsini detaylıca ele almaya çalışacağız. Biz bunları konuşurken siz de merak ettiklerinizi 0224 alan koduyla 331 7075 numaralı telefon aracılığıyla bize ulaştırabilirsiniz. Biz de sizin sorularınızı hocamıza ileteceğiz diyelim. Özel Esentepe Hastanesi doktorlarından uzman doktor Sayın Salim Çınar bugün bizimle birlikte Sayın Çınar size dönelim hemen Dur. ve öncelikle hoş geldiniz diyelim efendim hoş programımıza. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet ciddi bir hastalıktan bahsedeceğiz evet. dedim hocam ben açılışında programın biraz bahsetmeye evet. çalıştım aslında ne konuşacağız diye bilgilendirdim izleyicilerimizde Neden yine bugün diyabeti, şeker hastalığını konuşuyoruz? Aslında sık sık ele aldığımız konulardan bir tanesi ama işte gidişatı nedeniyle, evet. ulaştığı kişi sayısı nedeniyle bakıyoruz, evet. görüyoruz ki son zamanlarda ciddi bir boyuta ulaştı şeker hastalarının sayısı. Hep konuşuyoruz dolayısıyla Hı. da soruyoruz ama Tabii. bilmeyenler için belki bu konuda ekranları başına ilk defa geçen izleyicilerimiz için diyabet nedir diye evet. soralım ilk olarak. Çok teşekkürler. Ona girmeden evvel temin dediğiniz gibi çok önemli. Gerçekten bugün dünyada 2015 yılında Dünya Sağlık Örgütü raporlar hazırlar. Belli hastalıkları için özellikle şeker hastalığı, tansiyon, kalp hastalıkları, damar hastalıkları. 2015 yılındaki raporunda şöyle bir not vardı. Şu anda dünyadaki gelmiş geçmiş en büyük salgınla karşı karşıyayız dedi. Ve herkes şaşırdı nasıl oluyor? yani bu yeni bir virüs mü? Salgın ama enfeksiyon hastalığı değil dedi. Diyabet yani şeker hastalığı. Temin söylediğinize gelelim. Evet dünyadaki en önemli hastalık neden şu en önemli hastalık? En çok insanı ilgilendiriyor. Bir, bütün sistemleri tutuyor. Kalp damar sistemi, böbrek, beyin dokusu, sindirim sistemi e, sinir dokusu hepsini etkiliyor ve şey, çok ay, komplikasyonları fazla. komplikasyonları çok fazla olduğu için dünyada bugün bizim mortalite ve morbidite dediğimiz en çok ölüme neden olan ve en çok sakat kalmaya hastalığına neden olan hastalık. O yüzden çok önemli. Şimdi bu girişi yaptıktan sonra diyabetin de son yıllarda arttığını da söyledik. Evet bir Türkiye'de bu dünyadaki ilk 10 ülkeden biri en çok diyabet hastasının arttı. Bunlara gelmeden ben şunu diyelim şeker hastalığı dediğimiz olay yani diyabetes mellitus bir metabolizma hastalığı. Karbonhidrat metabolizması dediğimiz bizim kan şekerimizi düzenleyen mekanizma ama bu yalnız onda kalmıyor. Ana mekanizma bu. Lipid metabolizması ve bir, birçok sistemi etkileyen bir hastalık. Evet. Ortaya çıkışı kan şekeri değerinin yükselmesi. O da son yıllarda değişti. Diyabet tanısı koymak için kan şekeri ölçümü yapılacak. Bu 8 saatlik açlıktan sonra yapılan kan şekerinde 126 mg'ın üstünde 2 kere tespit edilmesi şeker hastalığı tanısını koyduruyor. Evet. Ayrıca aç olmadan herhangi zamanda rastgele dediğimiz 200'ün üzerinde ise ve diyabet semptomları dediğimiz onları da anlatacağım varsa şeker hastalığı tanısı koyuyoruz. Evet. Yani şeker hastalığı pratikte kan şekeri yüksekliği tanısı konan ama bir buzdağı gibi o üst tarafı gözüken ondan sonra çetrefilli yollarla başka vücuda zarar veren tedavi edilmediği zaman ileride sorunlar yaratan bir hastalık. Evet hocam giderek Hı. artıyor dedik. Evet. İşte çünkü çevresel faktörlerin değiştiğini Kesinlikle. konuşuyoruz biz. Çok fazla kişiye ulaşmasının nedenlerini evet. konuşuyoruz. Program öncesinde de değerlendirdiğimiz evet, konulardan bir tanesiydi sizinle. Neden artıyor? Çünkü obezitenin arttığından Kesinlikle. bahsediliyor. İşte stres oranlarının artmasından artık. bahsediliyor. İnsanların artık daha hareketsiz bir yaşam Kesinlikle. sürdüğünden bahsediliyor. Katılır mısınız ve siz neler söylemek istersiniz? Çok doğru. Ee, şöyle artımın arttığı rakamı şöyle telaffuz edelim bilinen şeker hastalığı dediğimiz bir de insülin direnci gizli şeker hastalığı dediğimiz tipleri de var bunların hepsini ortaya koyarsak yaklaşık şaka gibi değil ama 20 milyon kişi Türkiye'de yani neredeyse 4 kişiden biri ilgilendiren bir hastalık oluyor evet. rakam çok büyük evet şimdi son yıllarda artması ve giderek artmasının sebebi şu eskiye oranla insanlarımız daha az hareket ediyor bu bir daha stresliyiz özellikle büyük şehirlerde bu iki bakım bunlar hep bunlar çevresel faktörler. Ve daha çok katkı maddeli gıda tüketiyoruz. Özellikle e, hazır gıdalarda olan glikoz şurupları. Dört, diyabet hastalığının genetik yönü var aileden geliyor. Ve bunların hepsinin birikmesi sonucu şeker hastalığı artıyor. Ama en önemli faktör evet obezite, düzensiz beslenme, stres ve katkı maddeli gıdalar. Şeker hastalığını bunu anlatırken iki tipi var. Bu anlattığımız ve bu hep konuşacağımız tip 2 diyabet bizim. Bu şeker yüz şeker hastasının 95'inde bu var. Genellikle dediğimiz gibi kilolu, daha çok stresli, ailesinde şeker hastalığı olan kişilerde ortaya çıkan eskiden 40 yaş sınırı vardı ama bugün o da çok enteresan. 30'lu yaşları hatta ve hatta geçen çocuk hekimleriyle konuştuk. Onlar bize iletti. Çok ilginç bir şekilde 15'li 20'li yaşları özellikle obez gençlerin de diyabete, tip 2 diyabete yakalanlarını söylüyor. Bu arada parantez içinde bir de e, tip 1 diyabeti de anlatalım. Sayıca daha azdır. Yaklaşık %5'ini oluşturur. Ama tip 1 diyabet tamamen farklı bir şey. O, o, genellikle 30 yaş altında gözükür ve o kişiler kilolu değildir. Tam tersine zayıftırlar. Buradaki mekanizma, de, e, onu söyleyeceğim, pankreas bezindeki insülin salgılayan, hücrelerin beta hücrelerinin ya virüs ya da otoimmün sebeple harap olmasından kaynaklanan. Onun da hücrede harap olduğu için ve kanda insülin bulunmadığı için o tip hastalar ömür boyu insülin kullanacak. Tip 2 diyabetlerde ise önce tedavinin en önemli tarafı ideal kiloya düşmek. 2 diyetini çok uygulamak, az ve sık yemek. 3 egzersiz yapmak, mümkünse yaşam şartlarını değiştirip stresten uzak durmak. Eğer şeker miktarı belli bir seviyenin üstünde ise o zaman da ilaç tedavisi veriyoruz ve tip 2 diyabetliler kendilerine dik tip 2 diyabet kendine bakım hastalığı. Hasta bu hastalıkla yaşamayı öğrenecek, kaçınacak şeyleri çok iyi bilecek, kendi kendi doktor olacak. Evet şimdi pek çok faktörden bahsediyorsunuz evet. ve iki çeşit olduğunu söylediniz evet, konuşmanızda. Hangi faktörler hangisinde daha fazla öne çıkıyor? Dün. Bir aile öyküsünden bahsediyoruz Tabii. biz burada hastalıkları konuşurken. Evet. Şeker hastalığı için ne kadar etkili aile öyküsü, çevresel faktörler ne kadar etkili? Aile öyküsü çok önemli. Yani %30 ila %40 daha fazla gözüküyor tip 2 diyabet. Bundan sonra hep bahsedeceğimiz genelde tip 1 diyabeti arada değineceğim ama bizi ilgilendiren çok büyük oranda göz için tip 2 diyabet. Genetik yatkınlık olacak. Yani yüzde o, bir kişinin ailesinde ebeveynlerinden birinde varsa yüzde 20 civarı gözüküyor. Anneannesi, babaannesi, büyük dedeleri ve anne baba kardeşlerde varsa bu oran yüzde 40, yüzde 50'ye kadar çıkıyor. Bunun yanında erken yaşta e, obezite varsa ve ailesinde e, gene hiperlipidemi dediğimiz kolesterol yüksekliği, tansiyon yüksekliği varsa bu, bu ortaya çıkıyor. Bunu kabaca şöyle söylersek yarısı genetik kalan yarısı da çevresel faktörlü. Evet. Yani bir kişi kendine çok iyi dikkat ederse, ideal kilosunda olursa, düzenli egzersiz yaparsa, diyetini az ve sık yemeye dikkat etse genetik faktörü değiştiremez ama şeker hastalığı olmasını %50 azaltabilir. Geç çıkmasını sağlar, çıksa da hafif seyretmesini sebep olur. Peki Sayın Çınar, Hı. bana göre kesinlikle konuşmamız Hı. gereken konulardan bir tanesi hemen e, size de sormak Hı, istiyorum. Tabii. Hep ben hocalarımızla, doktorlarımızla Hı. konuşuyorum bunda. Evet, ben söylediklerinizin hepsini yerine getirdim ve herhangi bir belirti yok. Ancak Hı. ailemde bir e, evet. şeker hastalığı durumu söz konusu. Mutlak ve mutlak rutin kontrollerden geçmeli miyim sürekli olarak? Yani Aynen. evet, hiçbir belirti yok. Gayet sağlıklıyım. Evet. E, az önce de belirttiğim gibi şeker hastası olmayacağım anlamına gelir mi ya da ailemde bir e, bu anlamda bir gelişme olduğu için şeker hastası olma olasılığım artar mı? Bu da çok önemli bir konu. Eskiden bu 30'lu yaşlarda söyleniyordu ama bugün 25 hatta 20'li yaşlarda da ailesinde özellikle iki ebeveyn tarafında da diyabet olanlara şu test öneriliyor. Açlık kan şekeri, insülin direnci, tokluk kan şekeri, yemekten 2 saat sonra bunların bakılması. Yemekten 2 saat sonra bakılan Tokluk kan şekeri 140'ın üzerindeyse açlık kan şekeri de 125 üzerindeyse bu diyabet. Ama bu değerler düşük fakat yüzde 125 arasında ise bu da risk faktörü. Bozulmuş glikoz toleransını gösteriyor. Bunların hiçbiri bile olmasa bir de bizim çok önemli hemoglobin A1C dediğimiz. Bu şimdi bu altın standart bu. Bizim son 3 ay içindeki bütün şeker değerlerimizi alıyor ortalamasını veriyor. Bunun da sağlıklı kişilerde altının altında olması lazım. Bunlara yılda bir kere bakılması gerekiyor. Bunun yanında bu kişilerin tansiyonlarını kontrol etmeleri gerekiyor. Kolesterol düzeylerini kontrol etmeleri gerekiyor. E bu anlattığım testleri yılda bir kere yapacak. Diyabet bunlardan herhangi birinde bir bozukluk saptanırsa önlemleri almaya başlayacak. Ama her zaman ilaç değil anlattığım şeyler. Ama her şey normal de olsa Önerilen yılda bir kere lipid ve glikoz profillerini ve arada tansiyon takiplerini yapmalarını öneriyoruz. Dikkatli olmak Hı. ve şeker Hı. hastalığının sürecini yavaşlatır mı? Çünkü Tabii. ilerleyen dönemlerde görüyoruz ki işte insülin kullanımına gidebiliyor şeker hastalığı Aynen ki ne yazık ki bazı komplikasyonlar ortaya çıkarabildiğini Kesinlikle. söylediniz. Siz özellikle böbrek hastalıkları noktasında Aynen öyle. bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor öncesinde fark edilmesi, başlangıcında fark edilmesi, çok, çok, çok önlenebileceği ya da kontrol çok altına önemli. alınabileceği anlamına geliyor mu? Kesinlikle. Diyabet kontrol altına alınabilecek. Belki tamamen şu yanlış var. Tamamen ortadan kalkmıyor deniyor ama aslında sonuçta ortaya çıkardığı değerler ne kan şekeri yüksekliği, hemoglobin a1c yüksekliği. Vücutta biz bunları normale getirebiliyoruz. Hastayla iyi iletişim kurarsak bunları normale getirebiliyoruz. Diyabet işte temin konuştuğum gibi erken tanı çok önemli. Diyabet tanısı konduktan sonra yapılacak ilk iş diyabetin düzeyi. Kan şekeri değerlerinin düzeyi. Hemoglobin A1C düzeyleri. O 6, bu, 6 dedik ya diyabet tanısı koymak için ama o 6 ile buçuk kritik bir aralık. Fakat diyabet tanısında 6,5'un üstünde oluyor. Hemen illa hemen yüksek bulduğumuzda kan şekeri hemen öyle ilaç başlamıyoruz. Takip ediyoruz ama kan şekerleri yüksek olanlara oral antibit dediğimiz ilaçla başlıyoruz. Sonuçta diyabet ile yaşamaya hasta alışacak. Diyabetini ne kadar iyi kontrol edersek. ilacın düzgün kullanır, diyetine dikkat eder, egzersizini. Bir de diyabet hastaları kuş gibi yiyecek. Yani az yiyecek, sık yiyecek. Bugün bunun, bunun nasıl anlıyorsunuz diyecek. Şöyle, diyabeti iyi kontrol edilen hastaların 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 20 yıl sonra değerlerine bakılıyor. Özellikle göz, göz, göz de çok önemli. Diyabetik retinopati. Böbrekte öncelikle protein kaçağı yapar. Onun bir testi var. Biz ona bakarız. Böbrekleri bozuyor mu? Onlar da yılda bir kere bakılıyor. Göz bir kontrolleri. En önemlisi kalp damarlarına. Kalp damarlarına. Bunları araştırılmış. Hatta mesela göz doktorları geliyor bazen. Ya diyor bu hasta 25 yıldır diyabetik ama gözünde hiçbir şey yok. Neden? İlk başladığı andan beri kontrol altında ve kan şekeri değerlerini, hemoglobin A1C değerlerini kontrol altına almış. Diyabeti kontrol altında tutarsanız diyabetin yapacağı komplikasyonları Minimuma indirebilirsiniz. Evet. Tabii ki kontrol Hı. altında tutmak için belirtilerini evet. bilmek ve Tabii. bu anlamda bir e, uzmana başvurmak gerekiyor. Konuşacağız evet. hangi şikayetlerle ortaya çıkıyor hepsini soracağım ama Hı. Kırşehir'den bir izleyici evet. e, sorusu var. Sayın Mehmet Bey iletmiş sorusunu. Şeker hastası uzun yıllardır kendisi heyecanlandığı zaman özellikle. İşte heyecanlı rüyalar gördükten sonra özellikle şekerinin e, yüksek evet. çıktığını e, belirtiyormuş kendisi. İnsülin kullandığını belirtmiş. Tamam, tamam. E, metabolik e, cerrahi yöntemini sormuş tamam, aslında. Sizinle program öncesinde evet, de e, kısaca değerlendirme Tabii. fırsatımız olmuştu. E, cerrahi müdahaleyle çözülmesi söz konusu olur mu diyor. He. Şimdi orada çok önemli belirtileri derken şeker hastalığı öyle e, belirtileri, belirgin belirtileri var ama bazen belirti vermeden de ortaya çıkabiliyor. Bu kan şekeri düzeylerine göre, kan şekeri düzeyleri dediğimiz gibi yüzün altında olacak ama yüzde 126 ile 180 arasında ise çok belirti vermeyebiliyor. Klasik belirtileri şudur, çok su içme, çok idara gitme ve özellikle son yıllarda ortaya çıkan yemekten sonra 2 saat sonra ortaya çıkan uyku hali, halsizlik. Bir yorgunluk ve iş yapmada isteksizlik bir de vücutta özellikle mantar enfeksiyonları ayakta, kadınlarda genital bölgedeki mantar enfeksiyonu, vücutta kapanmayan yaralar, hiç daha önce ortaya çıkmayan abseler. Bunlar kan şekeri yüksekliği belirtir ama hiçbir belirti olmadan da çıkabilir. Fakat en önemli belirtisi kan şekerinin çok su içme, çok idrara gitme ve yemeklerden sonra olan uyku hali. Bunlar kan şekeri yüksekliğini. İzleyicimizin sorusuna gelince de evet heyecanlandığı zaman insanın kan şekeri yükselir. Bazı insanlarda da labil dediğimiz A tipi kişilik aşırı heyecanlı stresli kişiler daha fazla yükselir. Bunun sebebi kandaki stres hormonları, adrenalin, noradrenalin gibi hormonlar stres anında fazla salgılanır. Bunların hepsi de kan şekerini yükseltir. İnsüline karşı hormonlardır. Kan şekerini yükselttiği için o sırada hastanın normal giden kan şekeri yükselebilir. O dönemde de insülin ihtiyacı artabilir. Bu da yapılacak şey heyecanı kontrol, kontrol altına almaya çalışacak bir psikiyatristle veya nörolojiyle veya psikoterapiyle heyecan azaltıcı önlemler alacak hiçbiri olmazsa da bir anksiyolitik dediğimiz antidepresan grubu ilaçlar kullanacak. Ama tabii ki insülin tedavisini anlık yükselmelerden çok uzun vadede o hemoglobin, abirceler, kan şekeri değerleri daha önemli. metabolik cerrahi ameliyatına gelince bugün çok önemli bir konu ama daha çok netleşmiş bir konu değil. Fakat bu konuda görüş birliği de yok ama genelde önerilen şu. Hastada ee, özellikle diyabetin komplikasyonları çok ilerlemişse, ileri aşamaya gelmişse ve bunların hemen hemen tamamı insülin kullanan hastalar ve ayrıca ayrıca obezite yani morbid obezite dediğimiz hani vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olduğu ve bu obeziteden dolayı hareket edemeyen, hareket edemediği için de kan şekerini biliyorsunuz hareket çok önemli, düşüremeyen Hareket edemediği için ayrıca kan şekeri problemi, böbrek problemi, kalp problemleri ortaya çıkan tekrar söylüyorum morbid obezitesi olanlara bu işlem uygulanabilir. Hmm. Burada çünkü hastanın yaşam kalitesi çok kötü ve beklenen ömür az. Bu hastalar 1-2 yıl içinde kalp krizinden, böbrek yetmezliğinden başka beyin damar hastalıklarından kaybedilebildiği için morbid de obez olduğu için burada hayatı da kurtarmak için hastanın kilosunu azaltmak için bu ameliyat yapılıyor. Bu arada bir işlem daha yapılmış oluyor. Dolayısıyla o gastrik bypass denen ameliyatlar midede ve bağırsakta kan şekeri emilimini engellediği için aslında kan şekerleri düşüyor ve biz hasta bir süre sonra diyabet ilacı da kullanmaz hale geliyor. Yani sonuçta bugün kabul edilen morbid obezitesi olan yaşam beklentisi azalmış ciddi problemleri olan hastalarda öneriliyor. Ama diğer hastalar için çok net bir şey yok. Çünkü bu hastalıkta ciddi bir ameliyat, batın ameliyatı, mide ve bağırsakta bazı bypass yolları açılıyor. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra o bağırsakta problemler olur mu, başka problemler ortaya çıkarır mı? O yüzden... Ee, bu dediğimiz koşullara uymayan hastalara önermiyoruz daha evet. şu anda daha çünkü yeni Altını çizmemiz gereken Hı. noktalardan bir tanesi konuşmanızın arasında evet. zaten sizin de belirttiğiniz satır başlarından biriydi bana göre. Zaten herkese yapılmıyor değil Kesinlikle, mi bu tabii, cerrahi tabii müdahaleler? Yapılmıyor. Bir uzman gözetiminde Gözübit bir uzman olacak. denetiminde evet. karar veriliyor bu tür ameliyatlara. İleri diabet olacak. Dolayısıyla izleyicilerimizin kullanacak. bu noktada bir başvuru Aynen. yapması bir uzmana tabii, ve tabii, kararın tabii. belki de birlikte verilmesi gerekiyor. Bu kadar çok bahsettik aslında diabet hastalarının %70-80'i diyetini uyarsa Doktorun verdiği ilaç tedavisi, insülin tedavisini uygularsa e, regülasyon dediğimiz değerlere ulaşıyor. Kontrol altına alıyor diyabetini O yüzden yani bunu ileri evre diabetleri ve başka faktörlü, başka sağlık sorunları için düşünmek lazım. Evet şu aşamada öyle. Zaman zaman belki Hı. tabii e, Hı. yaptığı tüm çalışmalara rağmen ya da işte gösterdiği Hı. özene rağmen kontrol altına alamadığını söyleyen izleyicilerimiz de var. Onlardan bir tanesi Hı. Yenişehir'den Habibe Hanım. E, kendisi 36 yaşındaymış sorusunu evet. iletti bize. E, ...şöyle 450'nin altına düşmediğini hmm. belirtiyormuş. Şekerinin felç olma riskinden bahsediliyormuş. Tamam, önemli, Tabii ki en bir hasta, evet. Neler önerirsiniz hocam? Şimdi bu hastada önemli olan şu bir şeker hastalığı ya genç sayılacak bir yaşta başlamış. Bir kere burada en önemli nokta şu bu hastanın temin bahsettiğimiz gibi o %5'lik gruba giren bir tip bir diyabet mi... Yoksa tip 2 diyabet dediğimiz gerçek yani en çok rastladığımız tip mi? Çünkü ikisi çok farklı. Bunu gene iyi bir e, yani bir herkesle, dahili uzmanına veya gidebiliriz endokrin uzmanına gidip şunların yapılması gerekiyor. Tip 1 diyabette kanda bazı testler yapılır. Adacık antikorları, oto antikorlar, anti GD antikorları ve sepeptit dediğimiz insülinin pro e, hormonunu ölçülür. Eğer bu tip 1 diyabetse e, ve o zaman hakikaten kontrol altına alamıyorsa bir e, insülin dozlarında düşüklük olabilir. Ondan sonra hasta da, temin bahsettiğimiz gibi bir strese bağlı problem olabilir. 3, kontrolsüz diyabetlerde vücutta gizli bir enfeksiyon olabilir. En çok bayanlarda idrar yolları enfeksiyonu olabilir. Bunların hiçbiri olmadığı zaman da e, hastada bazen insülin direnci dediğimiz çok nok nadiren durumlar olabilir. En kötü ihtimalle insülin dozları artırılabilir. Bir şu anda bilmiyorum günde en az bugün modern görüş 4 doz insülin alınacak yemeklerden önce kısa etkili dediğimiz insülinler bir de uzun etkili insülin günde bir defa. Acaba bunları kullanıyor mu? Dozları kilogramına göre 0.75'e kadar arttırılacak. Önce dediğim gibi tip 1 mi tip 2 mi ayrımı net yapılacak. İnsülin dozları arttırılacak. Bunların hiçbiri olmazsa ekstra faktörler tedavi edecek. Bir de insülin pompası var. Bu ancak üniversite araştırma hastanelerinde yapılıyor. En sonunda kontrol altına alınamayanlara şuraya bir cilt altına küçük bir iğnesi olan insülin pompası takılıyor ve sürekli oradan insülin enjekte ediyor kendisine. Yani bunlar hepsi araştırıldıktan sonra buna karar veriliyor ama kontrol dediğim gibi kontrol altına almamasının altında ne yatıyor? Önce o araştırılacak. Evet. Tip 1 mi tip 2 mi ayrımı net yapılacak. Vücutta enfeksiyon başka bir faktör var mı? En sonunda da dediğim gibi hiç kontrol altına alınamıyor diye bir şey yok. En kötü ihtimal hasta yatırılır, araştırılır, insülin infüzyonları yapılır. Gerekirse pompası da takılır. Yani bu yılgınlığa hiç gerek yok ama iyi bir merkezde araştırılırsa çözülür. Çok da genç bir izleyicimiz tabii de tabii işte ben tip 1 olduğunu düşünüyorum. Önlemleri bir an önce tabii Almanya'da tip 1 olduğunu düşünüyorum. Belki ormanla. dozajlarda bir problem var, uygulamada bir problem var. Yani iyi bir merkezde bu sorun çözülür. Biraz konudan konuya geçiyoruz Sayın Çınar ama şimdi Hı. insülin kullanımından çokça çok bahsetmişken aslında şeker Tabii. hastalığıyla herhalde ilgili en önemli noktalardan en önemli bir tanesi. Çünkü hala çok fazla endişe var bu konuya ilişkin. Evet, evet. Ne yazık ki kulaktan kulağa biliyorsunuz yayılan bilgiler e, halk Kesinlikle. arasında bizi çok etkiliyor ve Kesinlikle. şöyle zaman zaman endişeler ortaya çıkıyor. İşte insülin kullanırsan bu bir alışkanlık İlke haline gelebilir. Benim. İşte belki şeker hastalığının oranı artmaya devam ediyor. Evet. Çünkü bir bağımlılık kazanıyorsun. Tabii işte bunlar hep Ona yanlış bilgilendirme. Gibi evet. gibi. Neler Tabii, söyleyeceksiniz işte onları, evet. kullanımına ilişkin? Şimdi şöyle şu, ondan önce şunu anlatayım. Şimdi tip, tip 2 diyabetten hep bahsediyoruz. Tanıyı koyduk. Dediğimiz gibi doktorunuz bakacak hemoglobin A1C düzeyi. Kan şekeri düzeyi anlatacak. İdeal kilonuza gelin. Tansiyonunuzu, kolesterolünüzü kontrol edin. 3 ana öğün, 3 ara öğün yiyin. İşte karbonhidratlı gıdalar, bildiğimiz şekerden kaçının. Bunları hep anlatacak. Özel bir diyet listesi de verecek. Bunların sonunda da bir, muhtemelen bir ilaç başlayacak. Bu ilaçların bir çeşit, e, birkaç çeşit ilaç var. Pankreastan insülin salgısını arttıran ilaçlar var. Vücutta insülini randımanlı kullanıp e, hücre içine girmesini sağlayan ilaçlar var. Bunlar genelde kiloyu da azaltıyor, iştahı azaltıyor. Ve bunların birkaç çeşidi var. Bunların genelde bir ilaç, bugün artık zaten genelde tek ilaçla kontrol altına almak çok zor. İkili üçlü kombinasyonları yapıyor. Bunları hasta uyguluyor. Kontrol altına alınamazsa ki bu genelde 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra daha çok oluyor. Ve bu sefer pankreastaki dokudan insülin salgılanan hücreler harap olduğu için salgılanamamaya başlıyor ve insülinle başlıyor. İnsülinle karar verilme düzeyi genelde bugünkü modern görüşte hastanın tabii genelde aslında şöyle bir şey var. Hastaların insülinle karar veriyoruz ama hasta diyetine, ilacına, düzenine dikkat etmiyor belki birçoğunda insüline gerek kalmayacak ama başlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü hasta yaşam tarzı değişikliklerini, diyetini, ilacını uygulayamıyor. Her halükarda bunlara yani gene başlamak zorunda kalıyoruz. Sebebi de şu. Kan şekerlerini düşüremediği zaman kan şekeri yüksekliği vücutta sorun yaratıyor. İnsülin kararı alındıktan sonra insülin tek dezavantajı, en büyük daha doğrusu en büyük dezavantajı enjeksiyon şeklinde bir iğne vücuda girmesi ve bunun günde birkaç kere yapılması haklı olarak hastayı korkutuyor. Ama bugünkü modern insülin enjeksiyonlarında kesinlikle söylüyorum herhangi bir ağrı yok. 4 milimlik, 4 milimlik ince insülin, özel insülin iğneleri yapılıyor ve bunlar da herhangi bir acı duyulmuyor. Çünkü 6 aylık, 1 yaşında, 2 yaşında çocuklar da insülin kullanıyor. Bu bir. İnsülin aslında bir ilaç gibi düşünürse de insülin ilaç, doğru ilaç ama aslında vücudun üretemediği bir madde, bir hormon. Bu insülini vücut üretemiyor ya da vücutta var fakat yetmiyor. Var ya da vücuttaki hücreler kullanamıyor. Her halükarda sonuçta bir insülin eksikliği var. Yani bunu şöyle düşüneceğiz. Bizim vücudumuzda olması gereken çok önemli hayati bir hormon yok. Ve bunu yerine koyuyoruz. Ya bundan çekinmemiz, bağımlılık falan diye bir şey yok. Zaten normalde bizim insülin vücudumuzda olması gerek. İnsülin tedavisiyle başladıktan sonra neler elde ediyoruz? Kan şekeri değerlerini kontrol edemediğimiz hastaları da insülinle bu işi daha iyi kontrol ediyoruz. Sebebi şu. Bir insan yemeği yer, kan şekeri yükselir. Kan şekeri yükselince insülin salgılanır. O kişinin kanında yeterli insülin yoksa verdiğimiz haplar da vücuttaki insülini kullanır. Hapların içinde insülin yok. Çünkü insülinin oral alımı yok zaten. Yetmedi. Ne yaptık? Biz insülinle bunu kontrol altına aldık. Ne oldu? Kan şekerini düşürdük ve daha iyi sonuç aldık. O yüzden insülinle tedavi kesinlikle doktor başladıysa çok önemli bir tedavidir. Bilinen hiçbir önemli yan etkisi yoktur. Vücutta bağımlılık yapma diye bir şey yok. Vücudun kendi ürettiği bir hormondur ve insülinle tedavi olan insanların ileride kalp tutulumu, böbrek tutulumu, damar tutulumu, göz tutulumu gibi şeyler çok daha az görülüyor. Ama tabi bazı riskleri var özellikle ileri yaştaki hastalar için. Şu özelliği var insülin tedavisi de kan şekeri düşmeleri oluyor tabi dikkat edilmez. Mesela ağızdan alınan oral antiyabit dediğimiz ilaçlarla bu kadar bir hipoglisemi dediğimiz kan şekeri düşmeleri olmuyor. Ama şimdi bir kişiye bir hastaya insülin başladığınız zaman bu genelde her öğünden önce insülin veriyorsunuz. Bu kısa etkili insülin 15 dakikada kana geçiyor ve 4-5 saat etkisi sürüyor. Bunu her öğünde veriyoruz. Bir de uzun etkili insülin veriyoruz. Şimdi bir o kişi yaşlılık, yaşlılığa bağlı unutkanlık, başka faktörler, dalgınlık, yalnız yaşama gibi faktörler varsa bu bir risk taşıyor. Biz bunu araştırıyoruz çünkü o kişi insülini vurup eğer yemeğini yemezse hemen yemek yemesi gerekiyor. Hipoglisemi olur. Çok Şimdi önemli, bu çok önemli konu, hocam. Konu, Altını hayati. çizelim. Hayati. Size söyledim az tabii, önce. Annem uzun yıllardır çok... evet. şeker hastası ve insülin tedavisi görüyor. Kendisi yemek yemediği takdirde insülin vurumundan Aya, sonra gerçekten çok etkileniyor ve sizde hayati tehlikesi tehlike olduğundan Bahs. bahsettiniz hocam. Çok önemli. Teşekkür evet. ediyorum bu Onu... bilgilendirme için de tabii ki. Şimdi insülin kullanımı Hı. ile ilgili soracağım sorulardan Hı. bir tanesi de bu. Çünkü insanları bu da endişeye sevk edilen konulardan, evet. sevk eden konulardan bir tanesi. Şimdi insülin vurduktan sonra zaman zaman vücutta morarmalar oluyor Doğrudur. ve dolayısıyla bir tereddüte yol açıyor bu. Aynen öyle. Bazen de ufak atrofiler evet, olabilir. noktasında peki başlarken Hı. insülin kullanımına doktorlar yardımcı oluyor mu? Yani Tabii, bu anlamda kısa bir eğitim verilmesi gerekiyor mu? İnsülin hemşiresi, hemşiresi dahi dediğimiz insülin kullanım teknisyenleri var. Doğru. Evet, oradaki morluklar hastayı tedirgin ediyor ama aslında o değil. Eskiden bu iğneler 8 milimdi. Yani 2 kat uzundu. 8 milim iğneler de genelde öyle oluyor. Ve daha çok kilolu hastadır diyabetli hasta. Ve özellikle karnında olur bunlar. Küçük kılcal damaları çatlatmasıdır onun. O hastaya bir tedirginlik verir ama hiç önemli bir riski yok. Şimdi bugün anlattığımız gibi 4 milimler kullanırsa ve değiştirilirse hep genelde yapılması gereken göbeğin bir göbeğin yarım karış etrafından şöyle bir daire şeklinde bu veli öneriyoruz bu bölgeyi. Bacakların üst kısmı ve kollara öneriyoruz. Her, her zaman aynı yere yapmamaya çalışıyoruz. Çünkü cilt altına reaksiyon ve kanama yapmasın. Yani o genelde iğnelerin biraz büyük iğne yapılmasından kaynaklanıyor. Bir riski yok. İnsülin eskiden insülinlerde alerjik durumlar, atrofiler vardı. Bugün onlar da yok. O bir risk faktörü. Teminki konu çok önemli. Ona gelelim. Neden önemli? Şimdi bir kişi insülini yaptığı zaman yemek yemesi gerekiyor. Sebebi şu insülin 15 dakikada kana geçer. O yemekten sonraki şeker düzeyini kontrol altına alır. Ama hasta... Eğer ki bu e, insülin vurulup yemek yemezse kan şekerleri kritik seviye yani 60 miligramın altına düşebilir. Bu sırada da eğer yalnızsa şuur kaybolur hayat tehlike olabilir. Artı bu yalnız bu değil. Mesela pazara gidecek, bir iş yapacak, ağır bir efor sarf edecek, yürüyüş yapacak, yük taşıyacak. O zamanlarda da insülin vurması önermiyoruz. Çünkü eforla kan şekerleri düşüyor. Bir de insülin vurup e de yemeği az yerse aynı hayat aynı gene kan şekeri düşmeleri olur. Yani bunu, bunu önlemek için de yanında glukagon kitlediğimiz dediğimiz bir şey. O daha çok ileri şeker hastalığı oluyor ama ani düşmelerde hatta biz nüfus kağıdına yazarız. şuuru kapalı görünce o iğneyi yaptırırız. Bu kadar buna kalmadan daha hafiflerinde de yanında tatlı bir şey taşımasını öneririz. Evet biraz dikkat etmek aslında gerekir. çözülebilecek sorunlardan yani bir tanesi. Yani enjeksiyonlarının bugünkü modern tıptaki kullanılanlarda hiçbir risk yok. Evet Onda şeker sen. dediniz e, aslında edinilen alışkanlıklardan Tabii, bir tanesi bu şeker mi? hastalarını hep yaptı işte yanlarında bir kesme evet. şeker bulundururlar çikolata bulundururlar Uğuldurlar, ama küçük şöyle sulara. de ifadeler kullanılıyor yanlışsa düzeltin lütfen Tabii. hocam işte çikolata yediğinizde ya da şeker yediğinizde aslında şekeri daha da yükselmiş oluyorsunuz yanlış bir şey yapıyor olabilirsiniz deniyor o zaman aslında çok da yanlış bir şey yapılmıyor doğru bir şey yapılıyor. Doğru yapılıyor oradaki şey çok önemli miktar olarak az tüketmek gerekiyor ve... Hipoglisemi semptomları oluştuğu zaman. Şimdi hasta hipoglisemi semptomlarını özellikle insülin kullanan hastalarda bu daha çok olur. Tanır. Hipoglisemi semptomları şöyle başlar. Önce bir açlık ve bulantı hissi sonra bir halsizlik ve terleme. Hasta bunu daha önce yaşadığı için bu hipoglisemi olduğunu çoğu zaman anlar. Buradaki geçen kritik süre 15 hipoglisemilerin hafif tipleri var bir daha var. Hafif hipoglisemi de gene kanlıda kan şekerleri 60-50-70 seviyesinde olur. Burada çok az bir miktar yeterli olur. Ciddi hipoglisemilerde ise 50'nin 40'ın altına düşer. ileride şuur kaybolabilir. Buradaki mekanizma tabii ki şeker zararlı. Çikolata zararlı ama buradaki olay şu. Hastada zaten yanında taşıması ne demek? Bir yolculuk yapacak, bir efor sarf edecek. Evinden birkaç saat, yarım gün, bir gün uzak kalacak. Orada taşınması şu. Bu anlattığımız ciddi hipoglisemilerde aşırı miktarda değil. Çok az. iki bir, iki kesme şeker. Bir çikolata dilimi ya da yarım meyve suyu o kadarın bir zararı yok. Oradaki zaten değer 40'lı 50'lere düşmüştür o semptomlar varsa onu 120-130 lira çıkarır. Evet. Yani Sayın bir Çinler, zararı yok. Efendim devam edeceğiz. Bir de aslında beslenme programı isteyeceğim tabii, sizden. Tabii ki, Çünkü kesinlikle. diyet çok önemli dedik bu noktada. En beslenme önemlisi. alışkanlıkları çok önemli dedik ama kısa bir reklam arasına tamam. gitmek durumundayız şimdi. Sevgili izleyiciler kısa bir ara vereceğiz. Ardından olay sağlığa kaldığımız yerden devam edeceğiz. Özel Esentepe Hastanesi'nin sunduğu olay sağlık devam edecek. Özel Esentepe Hastanesi'nin sunduğu olay sağlık devam ediyor. Sağlık programının ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Diyabeti halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığını konuşuyoruz demiştik. Özel esentep hastanesi doktorlarından uzman doktor sayın Salim Çınar'la birlikte. Sayın Çınar, pek çok detayı konuştuk aslında evet. ilk bölümde ama beslenme Beslenmeyi alışkanlıkları çok önemli çok noktalardan önemli. bir tanesi demiştiniz. Dolayısıyla izleyicilerimiz de şu soruyu yöneltmişler aslında tam da konu buraya gelmişken nasıl bir beslenme programı evet, uygulamalıyım? Nasıl bir diyet uygulamalıyım? Şimdi burada önemli nokta şu. Ne dedik. De, şeker hastalığında kan şekeri yüksekliği. Bir yemek yediğimiz zaman kan şekerimiz yükselir. Bu normal kişilerde de yükselir. Diyabet hastalarındaki fark şu. Diyabet hastalarındaki insülin yeterli olmadığı için kan şekeri 1-2 saat sonra normal seviyeye yani 140'ın altına indirilemez veya daha geç indirilir. Demek ki buradaki sorun aldığımız gıdaya olan şekeri azaltmamız lazım. Biz buna glisemik indeks diyoruz. Yani kan şekerini çabuk yükselten gıdalardan kaçınacağız. Beslenme bu çok önemli. Yani az ve sık yiyeceğiz. Bildiğimiz rafine şeker yasak. Karbonhidratlı gıdalar, tatlılar, özellikle hamur tatlıları yasak. Bunlar çok önemli. Beslenmede Özellikle karbonhidrat içeren en önemli bizim toplumumuz için ekmek. Ekmekte de karbonhidrat içerdiği için özellikle beyaz ekmek kan şekerini çabuk yükseltiyor ve glisemik indeksi yüksek. O yüzden tam buğday ekmeği, tam tahıllı ekmeği öneriyoruz. Diyabet hastaları normal beyaz ekmek yemeyecek. Ve bunu bir vücudun sindirim sistemi ve endokrin sistemini devamlı çalışan bir motor gibi düşünürseniz 3 saat, 4 saat, 6 saat aç olan hastalarımız var. Bazı hastalarımız genelde bir sabah yiyor bir akşam yiyor bu çok tehlikeli. Çünkü o zaman ne oluyor? Bir, e, vücut üret, vücut koruyor kendini ve o yakamıyor o glikozu. O yüzden iki saatte 3 saatte bir şey yemesi gerekiyor. Beslenme çok önemli. Çeker, karbonhidratlı gıdalar, katkı gıdaları yasak. Bunlar pirinç zarar. hocam özellikle ha? yasak ha? deniliyor. Pirinç, 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 pirinç Evet, pirinç de Onun bir, Onun yerine bulgur pilavını tercih pilavı 2-3 kat ya. daha az zararlı. Bulgur pilavını önerebiliyoruz. Beyaz ekmekten kaçınacağız. Az, ara öğünlerde genelde meyveler yiyeceğiz. meyvelerin de bazıları da kendi kan şekerini yükselten kendi şekeri yüksek olduğu için özellikle muz kavun üzüm ve incirden kaçınıyoruz en çok üzerinde çalıştığımız elma armut bunlarda zarar yok mandalina da yenilebilir ama belli miktarda günde iki tane geçmeyecek yani az yiyeceğiz Mutlaka öğün atlamayacağız. Sayın Çınar, tuz aslında. Ha, tuz. tuz. Şimdi diyabet hastası, diyabet hastalığı evet, diyabet hastalığı bir de şu var. Diyabet hastalarının bir tane kötü kardeşi var. Birkaç var ama en önemli büyük kötü kardeşi tansiyon. Hipertansiyon ve diyabet birlikteliği hemen hemen yüzde O yüzden tuz tansiyonu yükseltiyor, böbrekleri bozuyor ve diyabet hastalığının yaptığı böbrek harabiyeti, özellikle kalbe ve böbreğe yaptığı harabiyeti arttırıyor. Tuz az tüketecek. Sigara hiç söylemeye gerek yok. Damarları zaten bozan. Alkol tüketimi Sıfıra yakın olacak çok çok minimum belki 10 günde haftada bir ama sigara, tuz, karbonatlı gıdalar özellikle katkı gıdaları yasak. Günde 6 öğün yenecek, az az yenecek, sık sık yenecek ve şeker hastaları sık sık şekerlerini kontrol edecek. İnsülin kullananlar hemen hemen her insülin yaptığında açlık ve tokluk. İnsülin kullanmayanlar da gene kontrol edecek. Eğer şekerleri yüksekse düşene kadar her gün hatta bazen günde iki kere kontrol altında tutması evet. gerekiyor insist tabi yasak yasak dedikçe ben de kendimi bizlerimizin yes, evet. yerine ama koyuyorum. ve için, şunu evet. sormak evet. istiyorum, yasak mı tamamen yoksa hani az önce belirttiğinizde evet. işte iki evet. kesme evet. şeker ve evet. biraz çikolata o belki hani azar azar. Evet. O mesela işte diyet ürünler var diyet ürünlerde de biraz ona sıfır değil ama daha az var. Ya yani bugün kabul edilen o, oradaki mekanizma farklı. Çok düştüğü zaman veriliyor ama evet. normal zamanda rafine şeker yasak. Evet. Hamur tatlıları kesinlikle yasak, katkı maddeler yasak. Ya makarna mesela makarnanın da siyah budayla yapılanı var. O daha az kalorili. Onu verebiliriz. Pilav belki çok az yenebilir ama o o öğünde ekmek yemeyecek. Patateste de yüksek patatesli gıdalarda gene öğünlerde gene ekmek yememesi lazım. Bunlardan kaçınacak. Meyveleri de kararında yemesi gerekiyor. Tatlandırıcılar peki? Tatlandırıcılar için çok bir yani öneriliyordu önceden sonra bir bayağı zararları olduğu hakkında bir yazılar çıktı ama kanıtlanmış bir zararları yok. Çok aşırıya gitmediği sürece tatlandırıcılar kullanılabilir. Ama ideali şeker kullanmak. Bazı hastalar hakikaten ben artık yıllarda alışmışım yapamıyorum diyor. O zaman tatlandırıcı az miktarda mesela evde muhallebi, süt onun dışında komposto veya çaya, kahveye az miktarda atmasının bir zararı yok. Evet, şimdi sağlıklı beslenme çok önemli dedik. Kesinlikle. Kontrol altına alınması noktasında ya da önlenmesi noktasında. Ya da e, hastalık ortaya çıktıktan sonra ilaç Hı. kullanımının çok önemli olduğundan evet. bahsettiniz. Bir de bir ayağının egzersizler olduğu Kesinlikle. belirtiliyor. Evet. Özellikle obeziteyle mücadele noktasında da hep konuştuğumuz noktalardan bir tanesi. Nasıl bir egzersiz Dersine. programı yapabilir Aynen. şeker hastaları? Egzersiz kandaki glikozu kullandırdığı için bir nevi insülin etkisi yapıyor ağır egzersizler. Yani çok ağır egzersiz değil ama özellikle kişinin yaşına göre değişmekle birlikte biz bugün için on, önerilen haftada en az 5 gün yarım saatlik tempolu yürüyüş. Bir egzersizde en çünkü her yaş grubunda yapılabiliyor. En az riski olan bir şey. Bu yapılabilirse en ideali bu. Eğer yaş grubu daha genç hastalar kısa koşular veya yüzme yapabilir aerobik gibi fizik jimnastik e, hareketleri yapılabilir ama koşu koşu önermiyoruz özellikle 40 yaş üstünde çünkü e, koşuda kan basıncı çok yükseliyor ani kardiyak ölümler riski var. Tempolu yürüyüş öneriyoruz. Egzersiz mutlaka olacak. Hasta evde ben yürüyemiyorum, kiloluyum, romatizmam var falan dese bile ev içinde dahi egzersiz yapması gerekiyor. Egzersiz neredeyse insülin kadar etkili. Bir de egzersizde salgılanan endorfin hormonu hastaya mutluluk verdiği için hastanın Ilaca, diyete uyumasını, uyumunu da arttırıyor ve moralini veriyor. Yani klasik olarak önerilen yapılabilirse daha da fazla olabilir ama 30 dakika tempolu yürüyüş en az haftada 5 gün. Çok vakit alıcı bir şeyden de bahsetmiyorsunuz diyor, tabii, aslında. Yok tabii akşamları biden. ev içinde de yapılabilir kış evet. aylarında. Birkaç nokta var. Bir de bir o mikro albümleri sorusu evet, var. Yani Şimdi izleyici de. sorumuza artık gelelim. Mi? Sizin de belirttiğiniz gibi Bursa'dan bir izleyicimiz sormuş idrarında çok yüksek oranda Hı, mikro albümin var. Evet. Düşürmek için ne, ne yapabilirim? diye Evet, soruyor. bu çok önemli bir konu. Dedik ya e, diyabet hastalığı bugün birçok sistemi etkiliyor. Kalp hastalığıyla hemen hemen eşdeğer. Göz göz bulguları yaparak diyabetik retinopati ve ciddi körlük yapabiliyor. Bir de en önemlisi bunun yanında böbrekleri bozabiliyor. İşte bizim demin bahsettiğim o mikro de idrarda atılan proteinin ön maddesel yani az miktarda atılan mikroalbümin dediğimiz bir madde normalde bu 30 mg'ın altında olması lazım. Diyabet hastalığı geç, e, yılı arttıkça yani 3. yıl, 5. yıl, 10. Yıl daha çok 10. yıldan sonra iyi kontrol altına alınamayan diyabetlerde mikroalbüminleri ortaya çıkar. Bu mikroalbüminleri şu demek? Böbreklerde hafif bir hasarın başladığını gösterir. Mikroalbüminleri ilerisi tedavi edilmezse protein gerçek proteinüriye, albuminüriye döner. Şeker hastalığının glomerül dediğimiz böbrekteki süzen süzgeç hücrelerini bozduğunu gösterir. Bu geri dönüşümüdür aslında. Bunu geri dönüştürden şey şekerin çok iyi kontrol edilmesi, tansiyonun çok iyi kontrol edilmesi ve mikroalbuminürü azaltan ilaçlar var. Bunlar genelde tansiyon aracı olarak bildiğimiz ACE inhibitörleri ve kalsiyum kanal blokerleri. Bunu doktoruna başvurduğu zaman zaten o mikroalbüminür testini isteyen doktoru bu değeri görünce onu düşürücü ilaçlar verecektir. Evet. Eğer dikkat edilmezse mikroalbüminüri hemen olmaz. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl sonra böbrekleri bozarak kreatinin değerlerini yükseltir. Bildiğimiz aşikar böbrek yetmezliği çıkar ve daha sonra da diyalize kadar gidebilir. Ama bu evet. aşamada önlemi var ilaçlarla. Hocam. İlaçlarla dediniz. Evet. Şimdi artık programımızın da yavaş yavaş Hı. sonuna geliyoruz. İki dakikamız gibi. Tamam. Komplikasyonlardan bahsettik. Böbrek evet. en önemlilerinden Değil bir de, tanesiydi. Evet. Bir de hocam ayak kesilmesi durumuna gidiyor. Evet işte ne yazık ki evet. şeker hastalığı. O hastalı. diyabetik ayak denilen başka Çok bir ant değerlendirebiliriz. <laughs> şeker hastalığı multisistem hastalığı olduğu için özellikle tedavi uzun süre diyabet olan iyi tedavi edilemeyen hastalarda alt dediğimiz Bacaklara giden damarları bozuyor. Damarların yanında da sinirleri de bozduğu için sinirler eee etkili etkiyi alamıyor dışarıdan ve doku düzeyinde sinir bozukluğu oluyor. Böyle olunca hasta bir ayağında üşüme, karıncalaşma, batışma gibi hislere e, maruz kalıyor ve bu hastayı çok rahatsız ediyor. O yüzden hastalar duyuları da azalıyor. Ne, normal bir insan çıplak ayakla bazı zaman bir şey batarsa onlar duymuyor. Veya ayağı üşüdüğü için sobanın kaloriferin yanına getiriyor. Veya farkında olmadığı için dar ayakkabı giyiyor vuruyor farkında değil ve e, ayak bakımını yapmadığı için bunlar çok basit bir yaradan ilerleyen nekroza kadar, kangrene kadar gidebiliyor. Bu çok önemli. İlerlemiş diyabeti olan, aslında hepsi için önemli ama ayağında uyuşma, karıncalaşma ve damar bozukluğu olan kişi sürekli ayak tırnak, ayak ve tırnak bakımı yapacak. Bunların birçoğunda ayaklarında ve tırnaklarında mantar enfeksiyonları da var. Normal kişilerde bu bu kadar sorun yaratmaz ama ciltten giren o mantarlar yaraya çevirebilir. Her hafta e, ayaklarını kontrol edecek. Küçük bir kırmızılık dahi olsa çünkü belirti vermen birden ilerleyebilir doktora danışacak. Sürekli bakımını yapacak. İyice sıcak sabunlu suyla yıkayacak, kurulayacak. Doktorun verdiği o batikonlu solüsyonları temizleyecek. Tırnaklarını özel bir yöntemle kesecek doktora danışarak. En ufak bir yara açıldığında aman bu geçer deyip kesinlikle ihmal etmeyecek. Çünkü çok kısa sürede ilerliyor. Çok sonra ciddi sonuçlara yol açıyor. Kemiğe kadar ilerliyor. Çünkü şeker hastalığı Vücut direncini düşürdüğü için çok çeşitli mikroplar orada üreyebiliyor ve çok hızlı bir tablo ortaya çıkıyor. O yüzden daha hiçbir şey yokken önlemini alacak ufak bir bozukluk olduğunda da doktoruna danışacağım. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çınar teşekkür efendim. Ederim. Çok değerli bilgiler Sağ paylaştınız ol. bizimle. Ben teşekkür Biraz ederim. Biraz dikkat etmek aslında Her sorunun şey, çözümü dikkat, noktasında. Dikkat kendimize dikkat edeceğiz. Gibi. Egzersiz, diyet ve doktorun dediklerini yapacağız. Tekrar tekrar teşekkür evet, ben ederim teşekkür efendim. Ederim. Bir başka programda tabii ki e, tekrar detaylıca değerlendirmek istedim. dileğiyle. Evet sevgili Olay TV izleyicileri programımızın, olay sağlık programımızın bugün de sonuna geldik. Yeni bir programda yeni bir konu ve konuklar tekrar karşınızda oluncaya dek. Hoşçakalın. Esentepe Hastanesi olay sağlık programını sundu.